Hepinize bir maç gününden daha merhaba arkadaşlar. Bugün Bursaspor'umuz TFF 1. Lig 22. haftada Adana Demirspor'la karşı karşıya geliyor. Bu saate kadar fırtına öncesi bir sessizlik vardı. Saat 3 itibariyle Adana Demirsporlar 6-7 otobüs şu anda geldiler ve çatapatlarla içeri girerlerken polis hiçbir müdahalede bulunmadı. Her neyse biz kendi davamıza bakacağız. Arkadaşlar Adana Demirspor bildiğiniz gibi ikinci yarıda kadrosunu güçlendirdi. Yakından tanıdığımız Muhammed Şengezer ve Erkan Zengin ofansif olarak Adana Demirspor'a ileride takımı önde tutuyor. İsmini almak istemediğim şahıs da bugün gene bize karşı mücadele edecek. Buradan Bursaspor taraftarlarına aman diyorum. Daha önce Fenerbahçe ile kendisi mücadele ederken bir arkadaşımız sahaya girmişti, istenmeyen olaylar yaşanmıştı. Aynısı bugün olmayacaktır. Taraftarımızı daha bilinçli görüyoruz. Ki önümüzde daha Altay maçı vesaire maçlar var. Bu denli kritik bir maçta sadece takımımızı desteklemeye odaklanalım. Maça biraz da istatistiklerle bakarsak Adana Demirspor ilk 15 haftada arkadaşlar 4 galibiyet almış. Son 6 haftada ise 5 galibiyet almış. Gerçekten ikinci yarının en flaş takımı. İkinci yarıda ise 4 maçta 15 golle en çok gol atan takım durumunda. Bu karşılaşmaya aynı zamanda şu gözle de bakabiliriz. Türkiye lig tarihinde en farklı mağlup olan Adana Demirspor'la en son Anadolu'dan şampiyon olan Bursaspor'un karşılaşması gözüyle de bakabiliriz. Arkadaşlar bu iki takım en son 24 yıl önce karşılaşmış. Bir Türkiye Kupası mücadelesinde Bursa'da maç 0-0 sona ermiş. Uzatmalar 1-1 bitince penaltı atışlarına geçmiş ve 4-1 Bursaspor'umuz kazanmış. Her iki takım da bugün kazanmak için elinden geleni yapacaktır. Ben bugünkü maçı 3 ihtimalle görüyorum. İbrahim Hoca'nın da dediği gibi maç sonuna kadar sabırla beklemeliyiz arkadaşlar. Saat 3 itibariyle Adana Demirspor taraftarları geldi. Fakat Texas tribünün kapıları henüz daha açılmadı. Texas tribünde bir yığılma görüyoruz. Polisler zaten her tarafta ve polis eşliğinde birlikte geliyorlar. Eskişehir maçında 22.000 taraftarımız vardı. Bugünkü maçta ben 25.000 kişi bekliyorum arkadaşlar en az. Sağda kaybedebiliriz ama tribünde asla atıyorum. Bugün taraftarımız tribünde şov yapacaktır. Adana Demirspor'la karşılıklı atışmalar olabilir. Dikkat edelim arkadaşlar, ceza almasın kulübümüz. Hep birlikte şimdi o zaman maça gidelim. Haydi o zaman şimdi maça gidelim.
Yeşiller hep!